8.1 akıl haritalarımız çıktı Tonguç'un. Oh be sonunda en sevdiğim şey hocam. Harika bir set. Gerçekten akıl haritalarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına %100 uyumlu bir şekilde hem LGS'de... Hocam yeni müfredat uyumlu mu? Tabii ki yeni müfredata %100 uyumlu, hem LGS'de hem de 8. sınıfta müthiş bir başarı elde edeceksin. Ve içerisinden bir hediyemiz de var. Akıl notlarında, yani akıl haritalarının kitaplaşmış halinde sana hediye ediyoruz. Akıl notları ne olduğunu anlatacağım ama istersen öncelikle akıl haritalarıyla başlamak istiyorum. İçerisinde gördüğün gibi Türkçe... Kaç tane harita var hocam? Toplam 9 tane haritamız var Tonguç'um. Burada üzerine yazık. Türkçeden bir harita, matematikten bir, fen 2, inkılap 2, din 1, İngilizceden bir haritamız var. Hatta haritalarımızı böyle görünür halde yaptık. Peki bu haritalarımızı nasıl kullanacağız? Nasıl asacağız? Nasıl yapacağız? Mesela diyelim ki matematik haritasını çıkaralım şöyle. Hatta en başından başlayalım. En başta Türkçe var madem. Türkçe'yi göstereyim sana Tonguç'um. Türkçe haritasını böyle yavaşça pıt diye açıyorsun. Bak böyle yavaşça açtığın zaman eline geliyor. Ve Türkçe haritasını şöyle kullanıyoruz. Şöyle dikkatli olalım tabii. Ben şöyle büyütüyorum şöyle. Sen de biraz kameranın kadrajını yönetmen arkadaşımız ayarlasın. Türkçe'de 8. sınıfta 1. dönemde görmen gereken her şeyi gördüğün gibi sözcükte anlam, cümlede anlam, parçada anlam, paragrafta anlam, söz sanatları, cümlenin öğeleri, yazım kuralları, noktalama işaretleri hepsini senin için mükemmel bir şekilde buraya koyduk. Fiil çatısı... Bütün konular var mı hocam? 1. dönem bütün konuları var. Fiil çatısı ve cümle türleri diğer haritamızda, 2. haritada. Burada böyle görüyorsun. Bu bir. Türkçe'yi buraya koyduk. Bir. Aynı zamanda bunun hangisi olduğu da akıl notlarının içerisinde gördüğün gibi var. Bak akıl notlarında da aynı şeyin bilgisi var. Bunu da sana hediye ediyoruz. Hani bunu odana asacaksın. Bunu da taşıyabilirim. Harikasın. Hemen fen haritamıza geçmek istiyorum. Fen haritasını da yine böyle yavaşça pıt diye açıyorsun. Pıt sesini ben çıkarıyorum. Normalde çıkarmana gerek yok sen çıkarırken. Çıt diye çıkıyor bende. Çıt, çıt diye de çıkabilir. 8. sınıfın 2. dönem akıl haritası geldi bu sefer. Bakıyoruz basınç konusu, maddenin yapısı ve özellikleri, asitler ve bazlar, asit yağmurları. Bak bu arada saçma sapan bir poz vermişsin. Maddenin halleri, hal değişim grafikleri, Türkiye'de kimya endüstrisi hepsini sana mükemmel bir şekilde anlatıyoruz. Bunu odana asabilirsin, yanında taşıyabilirsin veyahut da yanımda taşımak istemiyorum odama alsın dersen de akıl notlarıyla yazılılardan, sınavlardan önce mükemmel bir şekilde öğreniriz. Bak asit yağmurlarını burada sana bir kez daha büyük bir halde vermiş oluyoruz. Din kültür haritamızı böyle gösterebilirim hemen istersen Tonguç. Bismillahirrahmanirrahim. Aferin, gerçekten inançlı bir çocuksun. Kader inancı burada 8.1. dönemde 1. dönemin konusu ve yine zekat ve sadaka burada senin için yine resimli bir şekilde anlatıldı. İnfografik bir şekilde senin eğlenerek öğrenmeni sağladı. Yine matematiğe baktığımızda ise buna biz mind map diyoruz esasında. Bunu bilim insanları da öğrenmenin en iyi yöntemlerinden biri olarak gösteriyor. Dolayısıyla sen burada hem... Hocam çok güzel çok güzel görselli gözüküyor evet, hocam. Çarpanlar ve katları görüyorsun gördüğün gibi. Burada da yine çarpan bulma, EBOB, EKOK problemleri, karekökülü sayılar... Tüm veren... konular var mı hocam? Birinci dönemin tüm konuları senin için mükemmel bir şekilde var Tonguç'um. Hemen inkılap haritasına da geçmek istiyorum. Ben biliyorsun en sevdiğim ders benim inkılap tarihi. İnkılap tarihinde açtığımızda yine pıt diye önemli tüyoları verdiniz mi hocam burada? Tabii ki. İnkılap tarihindeki haritamız zaten özel olarak hazırlandı. Niye diye soracak olursan. Burada gerçekten kahramanlık destanımız. Ya istiklal ya ölüm. Sevr anlaşması. Bunların hepsi sana anlatıldı. Bu tabii birinci dönem ikinci haritası. Normalde diğer kahraman doğuyor konusunda göreceğiz. Burada bak cepheleri senin için özel bir infografiyle anlattık. Hemen diğer haritalara da geçmek istiyorum. Madem açmışken. Hocam tüm... bunlarla çalışsam iyi not alır mıyım yazılı kesinlikle sınavlarında? Hem yazılı sınavlarında hem de liselere giriş sınavında senin için gerekli olan bilgilerin hemen hemen hepsini buraya yazdık. Sen testleri çözerken diyelim ki mevsimler ve iklim konusuyla alakalı 8. sınıf 1. dönemde test çözüyorsun. Ben evde. DNA'da çok takılıyorum hocam. Diyelim DNA'da soru çözüyoruz tamam mı? DNA'da soru çözerken At Galatasaray fikrini buradan öğrendin ve bazı bir not eklemek istiyorsun mesela yanlış yaptın. Buraya da küçükçe not düşebilirsin. Tabii vurdu ve taç. Gibi mesela buraya notunu düşebilirsin ve böylece soruları çözerken yaptığın hatalarını bir daha hatırlamak istiyorsan buralara da küçük küçük notlar düşebilirsin veya akıl notlarına da düşebilirsin. Yine devam ediyoruz Songuç'um. Gerçekten inkılap bitmek bilmiyorum gerçekten hocam. İnkılap tarihi haritamız var. Onun birincisini açmak istemiyorum artık. İngilizce haritasını açmak istiyorum. İngilizce haritasını çok merak ediyorum evet, gerçekten. İngilizce haritasını açarken şöyle dikkatli olmamız lazım tabii ki. Şöyle hop diye açtık. Oo. Ve İngilizce haritamızı açarken de let's start diyoruz gördüğün gibi. Burada come on baby. Ne diyorsun Tonguç saçma sapan konuşma. Friendship, Teen Life, In the Kitchen ve On the Phone konusuyla alakalı öğrenmemiz gereken kelimeleri. İlk 5 ünite var mı hocam burada? Tabii ki. Birinci dönemin tüm 4 ünitesi var. How to make a cheese omelette tanımında görüyorsun. İlk 5 ünite var gördüğün gibi. Bak The internet ünitesinde görebiliyoruz. Bunların hepsini o zaman şöyle bir kez daha gösteriyorum. İngilizce haritamız, 2 tane inkılap haritamız ve diğer haritalarımızla birlikte akıl haritaları setimiz hazır. Niye set diyoruz buna? Çünkü toplam 9 haritadan oluşuyor. Bunları böyle koyduk ve aynı zamanda da akıl notlarımız da senin için hediye. Şimdiden sınavlarına başarılar Tonguç. Teşekkür ederim hocam.